İdrar kaçırmaya hangi faktörler neden oluyor? İdrar kaçırmaya yol açan altta ne gibi hastalıklar olabiliyor? Bu sorunun cevabı hastanın yaşına, cinsiyetine göre değişiyor. Erişkinlerden başlarsak eğer, erişkinlerde en önemli risk faktörü yaş. Çünkü yaşlanmayla birlikte anatomimizde, fizyolojimizde değişiklikler ister istemez meydana geliyor ve onlar da üriner sistemi etkiliyorlar. Kadında ve erkekte benzer ve farklı faktörler rol oynuyor. Erkeğin kadından en büyük farkı, kadında olmayan bir prostat bezi var. Ve yaşla büyüyen, yaşla birlikte büyüyen bir prostat bezi idrar yolu işlevini etkiliyor. Bu herkeste az veya çok olan bir durum. Kadınlarda ise erkeklerden farklı olarak çocuk doğurma, hamilelik ve menopoz durumu da yine üriner sistemin işlevini ve anatomisini etkileyen durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Yaş daha da ilerledikçe bu sefer nörolojik bazı hastalıklar tabloya katılabiliyor. Örneğin Parkinson hastalığı, örneğin Alzheimer hastalığı. Daha genç tablolarda, daha genç kişilerde MS diye tanınan multiple skleroz hastalığı gibi diğer nörolojik hastalıklarda tabloya katılabiliyor. Ama bütün bunlar, yani şu kısa verdiğim bilgi bile herhalde gösteriyor ki idrar kaçırmanın temeline inmek lazım. Bu her zaman da çok basit, çok kolay olmayabiliyor. Burada tedavilerin de çok farklı olduğu sonucu otomatik ortaya çıkıyor. Yani birine yapılan bir tedavi mutlaka diğer kişiye de doğru tedavi olmak zorunda ya da fayda göstermek zorunda değil. Burada hastalarımızın özellikle bilinçlerini ve bilgilerini geliştirmeye gayret ediyoruz ve öbür türlü idrar kaçırmanın zaten tedavisi mümkün olmuyor.